Merhaba. Selamlar arkadaşlar. Evet, bir yeni ay haftasına giriş yapıyoruz. Yengeç Burcu'nda yeni ay yaşayacağız 8 Temmuz'da. Evet, 8 Temmuz'da Yengeç Burcu'nda yeni ay 16 derece Yengeç 18 dakikada. Retro Merkürlü bir yeni ay. Ne diyorsun? Evet, Merkür retroda Yengeç Burcu'nda ve yeni ay noktasına çok yakın yerleşmiş konumda. Yeni ay haritasında Başak Burcu yükseliyor. Tabii Başak'ın da yöneticisi olduğu için Merkür'ün de retro olması burada önemli. Aynı gün aslında gökyüzündeki gezegenlere baktığımızda Venüs ve Uranüs arasında üçgen bir açı var Aslan ve Koç Burcu'nda. Aşk. Evet. Bunun yaz aşkları. Evet, yaz aşkları. Özellikle ateş grubu burçları daha fazla etkileyebilir. Yaz aşkları başlıyor. Arkadaşlar yazın. Bir kısmımız aşık oluyor. Merkür retrosu da var ya orada, onların ikisini birleştirdiğini düşün subliminalde. Evet. Evet. Yarıda kalmış aşklar. Mesela Mart'ta birbirlerinden ayrılmışlar. Mart eski ayında aşklar düşünün. Tekrar mı gündeme eski gelin? Aşklar, yarıda kalmış yarıda ilişkiler. Çeşitli şanslar ve tesadüfler. Çünkü Jung burada tesadüfleri ve eş zamanlılıkları da önemser. Jungian astroloji ile uğraştığımız için burada tesadüfler, eş zamanlılıklar, eski aşkların başlaması, yarıda kalmış olan ilişkilerin hareketlenmesi veya da birbirlerinden ayrılmaya karar vermiş olan kişilerin birbirlerinin güzel yönlerini yeniden bulması ve ilişkiye devam etmesi. Yani ben bu yeni ayın genel anlamda bazı burç gruplarına çok iyi geleceğini düşünüyorum. Evet. Zaten bu aylık yorumlarda da bunu çok dikkatli bir şekilde anlatıyoruz. Bir de arkadaşlar bilinçokuru ekibi olarak yeni bir yapıya başladık. Biz sevgili Demet gerçekten günlük yorumları, yani gün gün gökyüzündeki gezegenlerin pozisyonlarına çeşitli şekillerde anlatıyor. bilinçokuru.com isimli sosyal paylaşım platformumuzda da bulabilirsiniz. Çeşitli seyrettiğimiz yapılarda da bunlara bulabiliriz. Sevgili Demet, yani o günlük yorumlarda da çok özeldir bu etki. Tabii. Ne diyorsun? Evet, özellikle şimdi yeni ay Yengeç Burcu'nda. Tabii Yengeç Burçları, Jüpiter de Yengeç'te olduğu için tabii. Bu sıralarda tabii şansları biraz daha fazla. Yengeç, bunun yanı sıra Balık, Akrep Burçları bu yeni aydan bence olumlu etki alacak burçlar. Evet, Yengeç, Akrep, Balık çok fayda görecekler. Evet. Ama Merkür retro olduğu için doğum haritalarında retroları olanlar. Tabii yani onlar daha önce. Mesela su grubu ama retro Merkür'ü olanlar çok büyük şanslarla karşılaşacak. Evet. Mesela evet. Balıklar. Evet. Çifte şansla karşılaşacak. Evet. Belki evlilik kararı verecek. Yengeçler belki yeni bir ev alacak. Hı-hı. Akrepler belki çok güzel bir seyahate gidecek. Evet. Ama güzel şeyler olacak. Yani bu doğum haritasında çok ağır bir gezegen döngüsü yoksa ben olumlu bir haftaya girdiğimizin müjdesini vermek istiyorum ki buna ihtiyacımız var. Son zamanlarda olan olaylardan dolayı hepimiz gerginiz, herkes yorgun. İyi bir haftaya girdiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun yanı sıra 8 Temmuz'da bir süredir Şubat ayından beri retroda olan Satürn de ileri harekete dönecek 4 derece evet, Akrep Burcu'nda. Onlar önemli zaten. Bak bu 8 Temmuz zaten şu çok önemli. Üçlü açılar yapması, yani bilinç dışında bu evrensel sembollerin, gezegenlerin, bak Venüs ne yapmış? Yengeç Burcu'nda yeni ayı yaparken 1. Venüs 2. Uranüs 3, üçlemiş. Evet. Ve Satürn ileri harekete geçmiş. 4 derece akrepte. Bu da nedir? Problemlerin azalması. Ama tabii ki yani şunu beklemeyin. Ülkedeki problemlerin azalması değil bu. Bireysel hayatımızdaki. Bireysel, yani ülke yorumu yapmıyoruz şu anda. Genel gökyüzünden bahsediyoruz. Ülke yorumları o kadar iyidir. Zaten yapmayalım şimdi de onlara. Ama genel olarak iyi. Ben bunun başa, oğlağa ve gerçeği söylemek gerekirse biraz da boğaya iyi geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Detayları görmek istiyorsanız lütfen aylık yorumlarda burcunuzu ve öz burcunuzu. Evet. Bir de gün gün bilinçokuru astroloji ekibi adına sayın sevgili Demet Baltacı'nın yaptığı günlük yorumları okumanızı tavsiye ediyorum. Şimdilik bu kadar. Sevgiler diliyorum. Hoşça kalın.